1982-2002 dönemine benzeyen bir süreç yaşayacağız. Ama o dönemde parasına para katanlar Tabii, oldu dediniz. tabii. Şimdi biz bunu ıskalamayız. 82-2002 dönemine benzer bir dönem yaşayacaksak vatandaş kendini nasıl korur? Parasını değerlendirip parasını mayalayabileceği ortamlar var mıdır? Kim ne yaparsa kazanır. Şimdi 2002-2012 ile 2002 ile 2012 arasında bunları yapmanıza gerek yoktu. Çünkü parayı köşelerde tutsanız da çok büyük enflasyon yoktu. Paranız erimiyordu. Fakat böyle dönemlerde enflasyon inanılmaz olduğu için hatta hiper enflasyon, 3 haneli enflasyona hiper enflasyon denir. Bir dönem Almanya bunu yaşamış 1929'da. İsrail 1984'te yaşadı. İşte Venezuela vesaire, Arjantin sürekli yaşıyorlar falan filan. Bu durumlarda malı olan her zaman kurtarıyor. Bakın mal olan kurtarıyor. O yüzden hep malda kal, hayatta kal diyorum. Malda kal. Hayatta kal. Eğer bir zorunuz yoksa hiçbir şeyi satmayın diyorum. Nedenlerini anlatacağım. Eğer malınız yoksa Türk lirası, hatta ve hatta daha da can alıcı bir şey, dolarınız varsa da yine paranız pul oluyor, perişan oluyorsunuz. Bunu da istatistiklerle anlatacağım. Kimler de çok güzel para yapıyor derseniz, onlar da devletin parasıyla kredi çekerek, faiz hassasiyeti olmayanlar için söylüyorum, faizle ya da kar payıyla neyse devletten, bankalardan borç alarak büyüyenler de acayip para kazanmış, servet yapmış böyle dönemlerde. Neden? Şimdi o dönemde mesela gidin bakın ya da akrabalarınıza sorun. Hep şunu derler. Hep söylüyorum. Bir tane arasınlar mesela ticaret yapan, en güzel parayı ne zaman kazandı? 1980'de 90 arasında inanılmaz para yaptık. Hala onun ekmeğini yiyoruz diyenler vardır. Fakat bu maaşlı insanlar için geçerli değil. Maalesef maaşlı insanların böyle bir şansı yok. Maaşlı insanlar o ayrı bir şey. Ama ticaret yapanlar sürekli mala yatırdıkları için sürekli malları değerlenecek. Dolayısıyla bu dönem iyi ticaret yapanlar için güzel, yani halk için kötü olan, ya enflasyon aslında şudur. Maalesef enflasyon orta sınıftan, maaşlı insandan para alıp zenginlere aktaran çok ahlaksız bir vergidir. Gizli bir vergidir. Haberiniz bile olmaz. Çünkü neden öyle olur? Senin maaşın bugün 20 bin liraysa 6 ay önce 20 bin lira alıyorsun ama 6 ayda her şeyin fiyatı artıyor. Sen sonra 30 bin yapıyorsun, seviniyorsun. Ama daha Ocak'taki paranı anca yakalıyorsun. Sonra tekrar erimeye başlıyor. Dolayısıyla enflasyon bir oyun. İllüzyon aslında. Size bir illüzyon yapılıyor. Çoğu insan da finansal okuryazarlık olmadığı için bunu anlayamıyor. Aa diyor Mert Bey, benim maaşım ne güzel arttı diyor. Aa param arttı diyor. Sonra bakıyorsun yine geçinemiyorum. Bu kadar da zam aldım. O kadar da güzeldi her şey. Nasıl oluyor diyorsunuz. Çünkü enflasyon anlaşılamıyor. Soyut bir şey. Göremiyorsunuz ki. Hesaplayamıyorsunuz. Elle tutulur, gözle görülebilir bir şey değil. Tabii herkesin de farklı. Bu arada herkesin de farklı. Yani bugün alkol kullanan birinin enflasyonuyla metrobüse binen adamın enflasyonu aynı değil. Çünkü benzinin artışı farklı, alkolün artışı farklı, metrobüsün artışı farklı. Dolayısıyla bu dönemlerde şunu yapması lazım insanların. Paranı korumak için mutlaka mecbur değilsen asla ve asla hiçbir şeyini satma. Bakın tekrar tamam. söylüyorum. Çünkü yerine koyamayacaksın. Tamam. Bu bir. İkincisi, TL'n varsa veya doların varsa mutlaka mümkün olduğu şekilde, birazdan açıklayacağımız şekilde, herhangi bir mala yatırmaya çalış. Yani çok komik belki ama eğer Arap sabunu almak istiyorsan eve Arap sabunu al. Tam soğan almak istiyorsan soğan al. Sigara almak istiyorsan sigara al. Araba almak ama istiyorsan bir şey al. Ama al, çünkü mal var ortada. Paran erimiyor. Şimdi niye? Sıkıntı şu. Bakın en büyük sıkıntı şu. Enflasyon, devletin verdiği enflasyon eskiden de böyleydi. Şimdi iyice şeyden çıktı, raydan çıktı ama eskiden de öyleydi. Babam o zaman da onu da söylerdi. Enflasyon %100 derdi Tansu Çiller zamanında. Değil der, %200 derdi. Şimdi enflasyon daima devlet açıkladığı enflasyondan daha fazla olduğu için senin paran senin gördüğünden daha büyük eriyor. Senin 100 bin liran var. Şu an %100 bile faiz alsan, ki öyle bir faiz yok. Sen 200 bin olduğunda seviniyorsun ama enflasyondan daha çok eriyor paran. Bununla ilgili bir örnek var. O grafiği paylaşalım isterseniz şu anda bir ekrana. Bir grafiğimiz vardı Aydın Bey. Onu bir ekrana verebilir miyiz? Size yollamıştık. O grafiğin üzerinden anlatsın evet. bize Mert Bey. Onu bir 5 saniye kalsın. Evet, evet. Orada çok çarpıcı bir şey var. Sağlıklı olur. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada çok hayati bir şey var. Şimdi bakın. Şimdi bana şeyi çok soran oluyor. Dolar 50 olursa batar mıyız? 100 olursa batar mıyız? Arkadaşlar dolar 50 de olsa 100 de olsa batmayız. Birileri batar. Birileri zengin olur ama biz ülke olarak batmıyoruz. Bunun örneği şu. 1980 ile 2002 arasında dolar kaç kat artmış biliyor musunuz? Ne 10 kat artmış ne 20 kat artmış. Burada gözüküyor yaklaşık 143 bin kat. Bakın bin kat da değil. 2000 kat da değil. 143 143 bin kat artmış. Aynen. Buna inanmayan girsin hemen Google'a baksın. Mert Bey bizi kandırıyor desin. Tamam baksın. Şu anki dönemde 12 kat artmış daha. 13 kat artmış. Yani korkutmak için insanları söylemiyorum. Ama ilginç olan şey şu. O dönem 143 bin kat dolar artmasına rağmen, ben o dönemleri bizzat yaşayan, hayal meyal babamdan hatırladığım kadarıyla bizim dolarlarımız da vardı. Dolar o kadar çok artmasına rağmen bizim paramız pul oldu. O zaman. Nereden anladık? Çünkü bir yer sattık Bakırköy'de 15 bin dolardı. Sonra o yer dolar bu kadar artmasına rağmen 100 bin dolar oldu.
Bununla ilgili istatistiklere bakınca şöyle gözüküyor ki ekmek fiyatı bile, bir kilo ekmekten baz aldım 1980 ile 2002 yıl arasında, bir kilo ekmek yaklaşık 860 bin kat artmış. Yani ekmek bile doları 6'ya katlamış. Ev fiyatları 15 kat doları katlamış. Başka ürünler 8 kat katlamış, 7 kat artmış. Yani buradan şu çıkıyor. O dönemde de aynı şey olmuş. Enflasyon olduğu dönemlerde siz finansal okuryazarlığınız yoksa, dolarda kalırsanız, doları da sıfır faizle kasada veya bankada tutarsanız, bakın faiz alıyorsanız ayrı. Ben faiz alanları, Eurobond alanlar, başka onlar veya kur koruma. Hiçbir şey almadan dolarım dolar kalıyor kardeşim. En büyük hata bu Türkiye'de. Dolar paramı koruyor, dolarım dolar kalıyor diyenlere diyorum ki dolar dolar kaldığında bakın görüyorsunuz aynı ekmeğin altıda birini alamayacaksınız. Dolar özellikle böyle enflasyonist dönemlerde paranızı pul eder. Doğru aynen mu? Aynen öyle. Ve sen o bunu, zaman... işin kötüsü sen bunu fark etmeyeceksin bile. Yani sen şunu diyeceksin. Bu programdan sonra bir yıl sonra, iki yıl sonra bizim altımızda şunu yazacaklar programın altına. Bu Mert Bey böyle konuştu ama benim dolarım 20 liraydı. 40'a çıktı. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz diyecek. Ben de orada diyeceğim ki altına dayanamayacağım. Peki diyeceğim. Kaç tane simit alabiliyorsun? Aa, o zaman 100 simit alıyordum. Şimdi 50'ye düştü. Nasıl oluyor bu? What is this matrix diyecekler. Çünkü finansal okuryazarlığımız yok. Bakın burada rakamlar. Buna inanmayan diyorum ya girsin Google'a. Simite baksın, başka fiyata baksın. Gayrettepe'de bir ev vardı mesela. Bizim 17 bin dolara sattık. Bakın 17 bin dolara. Acarkent'te villalar var. 100 bin dolardı. Bugün Acarkent'teki o villa 3 milyon dolar. Dolar böyle dönemlerde daha da çok. Çünkü gerçek enflasyonu göremiyorsunuz ki. Pimpon topunu koyuyorlar. Bilmem neyi koyuyorlar. Siz diyorsunuz ki enflasyon şu kadar. Paranızı dolar veya euro olarak tutmayın. Doğru bir cümle mi? Bu arada görselimiz yeterli bence. Evet, bence yeterli. Bakalım. Oldu. Malım öyle değil. Mal daima sizi koruyor. Yani bir eviniz varsa yine bir eviniz var. Hı-hı. Kocaman bir arsanız varsa yine kocaman bir arsanız. Ve bunlar dolar bazı çok artabiliyor. Artıyor doğal olarak. Kur korumalı korur mu böyle dönemlerde? Tabii. Şimdi kur korumada inanılmaz bir oran veriliyor. Yani bu akla zarar bir oran. Dünyada böyle bir oran yok. Hatta ben arada espriyle Amerika bizi kıskanıyor diyorum. Gerçekten Amerika'dan bir arkadaşım var Türk. Bahadır aradı. Ya dedi biz burada dedi. Yani %4 faiz alırken göbek atıyoruz dedi. Sizde %25 falan faiz veriyorlarmış. Bu nasıl oluyor? Şaka mı diyor. Biz şu anda o kadar dolar açığımız var ki, o kadar borçlandık ki, o kadar sıkıştık ki dolar anlamında. Çünkü TL sorun yok. TL'yi basarsın, enflasyon yaratır ödersin. Paralar gıcır gıcır zaten bak. Ama dolar öyle değil. Doları basamıyorsun. Çünkü Amerikan Merkez Bankası senin elinde değil. O başkasının elinde. Şimdi dolayısıyla sen dolara ihtiyacın olduğu için halktan diyor ki dolarını getir. Halk da doları getiriyor ama çok risk gözüküyor piyasada diye düşünüyor. Halk diyor ki ben bu doları diyor bu rakamla vermem diyor. Kur korumayı koymuştu. Fakat kur korumanın üzerine şimdi başka bir şey daha koydular. İnanılmaz bir şey kondu. Kur korumanın yanında diyor ki devlet. Bu kur korumanın yanında diyor yani kur eğer çok artarsa ben paranı doların dolar olarak geri vereceğim ama diyor bu da yetmez diyor. Bir de ekstra bonus veriyorlar. Selamun aleyküm diyorsun. Diyor ki banka sana bir yıllık yatırırsan %20, 25, 30 paranızın büyüklüğüne göre size ekstra bonus veriyor ve peşin veriyor. Geçen gün bir müşterim 300 bin dolara 1.3 milyon TL peşin aldı gitti ona da kocaman bir arsa aldık ona. Şimdi bu ama İngilizce bir söz vardır. Too good to be true. Yani gerçek olamayacak kadar iyi ve korkutucu bir şey. Bu da sürdürülebilir bir şey değil. Dolayısıyla bu politikaların hepsi sıkıntılı ve riskli işler, riskli politikalar. Dolayısıyla çok karlı mı? Çok karlı olacak şey değil. Yani 4 yılda neredeyse dolar bazı paranızı katlıyorsunuz. Böyle bir şey var mı? Yani 100 bin dolarınız 200 bin dolar olacak. Tamam. Ama bu gelecekte bazılarının sorduğu şu soru var. Buna çok dikkatli cevap vermek istiyorum. Bu paralar ödenir mi? Bilmem ne olur mu? İşte el konur mu gibi çok korkusu olanlar da var. Bu da tabii belli taraftarlar tarafından köpürtülüyor. Şimdi köpürtme kısmına karşıyım ama böyle bir olasılığın da olduğunu konuşulabilir. Çünkü bu tip ülkelerde daha önce şeyi de inceledim ben yine YouTube'umda ve Instagram'a koydum onu. Lübnan, Venezuela, işte Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan gibi ülkelerde buna benzer olaylar olmuş. Almanya'da bile 1920'lerde olmuş tabii. Şimdi bu tip durumlarda devlet bir noktadan sonra diyor ki ben artık çok zorlanıyorum. Bu paraları ödeyemiyorum. Kimsenin parasının üzerine yatmamış bugüne kadar devletler ama şunu yaptığı olmuş. Senin 1 milyon doların mı var? %25 faiz aldın. Paranı 2 milyon dolar mı yaptın? Çok güzel kar ettin ama diyor. Hepsini de bir günde veremem artık senin diyor. Limit koyuyorum diyor. 5 bin ödeyeceğim diyor. 10 bin ödeyeceğim diyor. Şu an öyle bir şey daha yok. İnşallah da olmaz. Ama hani bunu soranlar olursa da bu devletin vereceği bir karar olabilir. Çünkü aynı anda o kadar çok dolar herkes isterse kolay bir şey değil tabii ki. Doğru, doğru. Başka ne yapsın insanlar? Şimdi ben o yüzden... Paranızı dolar ve euro da tutmayın dedi. Kur korumalı şu an için... Caziman bu riski düşünüyorsanız, görüyorsanız... Bazı riskleri olsa da ha, evet, dedi. Evet. Başka? Başka bu tip dönemlerde en çok para yapmanın yöntemi şudur. Servet yapma yöntemidir. Devlet bir hata yapıyorsa, bakın hayatta şunu hep söylüyorum her yerde temcit pira gibi. 14 yaşında ben babamı değiştiremeyeceğimi anladım. Babam böyle diye ağlayıp sızlamayacağım dedim. Kendimle bir yol bulacağım dedim. Gerçekten değişmiyordu. Bambaşka bir yol buldum. O
onunla kendimi kurtarmaya çalıştım. Çünkü babama kalsam batacaktım. Şimdi aynı şekilde devletimiz madem böyle, devlet de babamızdır bizim diyelim, tamam mı? Bir hata yapıyorsa de ağlayıp sızlayıp kızabiliriz, o ayrı, ama bir de bir tedbirimiz olabilir. Tedbir nedir? Bu politikadan, İngilizce bir kelime vardır, benefit. Yani onu İngilizcesi söylüyorum ki hani şeye gelmesin, Türkçesi biraz şey kaçmasın. Fayda sağlamak biraz. Nasıl fayda sağlayabilirsiniz? Şu an devlet bir hata yapıyor. Ne yapıyor? Diyor ki ben diyor enflasyonun %100 olduğu yerde diyor bankaya %20 faiz düşüreceğim diyor. Şimdi bu parası olan için çok kötü, parayı koyan için ceza, ama parası olmayan için büyük nimet. Nasıl? Parası olmayana nasıl? Şöyle nimet. Gidip sen borç alırsan, devletten borç alırsan, %20 ile, bugün %20 ile bana bir yıllık borç verir misiniz Ferda Hanım? Vermezsiniz değil mi? Yani çok sevdiğinizden belki bir 100 lira verirsiniz de 1 milyon lirayı da vermezsin değil mi? Yani verir misin ya? Benim rahmetli babam gelse, bunu espri olarak söylüyorum tabii babama veririm ama anlayın diye. Babam bile dese ki evladım bana 1 milyon versin. Bir yıl sonra 1-200 babacığım çıldırdı mı derdim yani. Şimdi böyle bir oran yok. Şu anda bankalar bir şekilde zorlanıyor, o yüzden frenleniyor, onu da anlatacağım. Bankalarım 2 yıldır bunu veriyor. Kredi kartlarına veriyor, ona veriyor. Hatta ben her yerde şunu söyleyeyim. Kredi kartını ben ödemiyorum bile asgarisini artık yani. Kredi kartı kullanmaya karşı biriyim. Ona rağmen sırf 300 bin lira bir limitim var. Onu da zar zor çıkarttırdım. 30-40'ını kullanıyor, şey yapıyorum. Geri kalanını sürekli bir şey alıp tutuyorum. Çünkü %1,5, %1,4 ile ya da %2 ile kredi çektiğinizde bu yıllık %24 eder. Bakın. Kredi mi çekin diyorsunuz yani? Kredi çek, kredi kartından çek, ek hesaptan çek, nereden çekiyorsan çek. Hatta kredi değil istiyorsan Ferda Hanım'dan borç al. Kimden %25 ile borç alabiliyorsan şu anda, kimse vermez ama bankalar veriyor devletin zoruyla. Bununla mal alırsanız acayip bir para kazanabiliyorsunuz. Bugüne kadar bu zaten çok olduğu için acayip şekilde birileri para kazandı. Diyorum ya, çok güzel paralar kazananlar oldu. Onları rakamla da anlatacağım. Artık o yüzden bankalar illallah dedi, halk anlayacağına yeter dedi, durdurmaya başladı. O yüzden bankalar şu anda frenlemeye başlıyor. Çünkü mantıksız geliyor bankaya da. Ya diyor ki banka, ben %25'le niye bunu vereyim diyor, vermeyeyim diyor. Yoksa diyor ben de zorlanmaya başladım diyor. Ama alabiliyorsanız mutlaka ve mutlaka alıp mal alın. Çünkü niye? Basit mantıkla. Bugün 1 milyonluk bir ev aldınız diyelim Ferda Hanım. Bir yıl sonra bankaya ödeyeceğiniz para 1 milyon 250 bin lira oluyor. Peki o ev ne kadar oluyor? 2 milyon oluyor. Muhtemelen 2 katı. Enflasyon kadar arttı diyelim ya. Hiçbir şey kazanamadınız. Çok kötü yatırım yaptınız. Ya %100 arttı. Ya da bir soğan aldınız diyelim. Hani espri olun. Sarımsak soğan konuşuyor. Soğan aldınız. Bozulmayacak bir ürün. Sigara aldınız. Bilmem ne aldınız. Onu koydunuz. Anlaşılsın diye böyle örnekler veriyorum. Bunu koyduğunuzda otomatik 2'ye katlıyor zaten. Dolayısıyla böyle dönemlerde düşünsenize. Şimdi hiç paranız yok Ferda Hanım. Bakın parası olmayan için enteresan bir dönem. 1 milyon lira ama ödeyecek durumunuz var taksitleriniz. 1 milyon kredi çektiniz. Hiç para, sıfır, bankanın parasını aldınız koydunuz. Bir yıl sonra geliyorsunuz diyorsunuz ki Mert ben borcumu 1-250 olarak bankaya kapattım. 2 milyon evi sattım ya da arabayı sattım. 750 lira oturdum yerden, para kazandım. Bu parayı kim verdi? Bankanın parasıyla para kazandım. Elin taşıyla başkasının kuşunu vurmak. Bu son 2 yılda çok yapıldı. Yani özellikle konutta çok yapanlar oldu. Borsada yapanlar oldu. Borsa geçen sene işte 2-3'e katladı. Ama aynı dönemde %25'ti faiz. Şimdi bunu arabada bile yapılabilir. Yani bence araba yatırım değildir. Ama eğer bu dönem için. Bu dönem için. Çünkü bakın yine başkasının parasını alıyorsunuz. Yani düşünsene şimdi bir araba geldi. 100 bin dolar. Şimdi 100 bin dolar çok hani. 100 bin dolar araba almayalım da. 40 bin dolara bir araba geldi karşımıza. Bir de çok rahat satılan bir model diyelim böyle. Halkın bildiği arabalar. Şimdi aldınız onu 40 bin dolara. Para da yok. Gittiniz banka parasıyla aldınız onu. 40 bin dolara. Dolar arttı. Arabanın değeri de 40 binde kaldı diyelim. Artmadı bak ama. Senin 40 bin doların oldu mu? Atıyorum işte bugün 800 bin liraysa 1 milyon 500 bin lira. Senin bankaya ödeyeceğin para 400 bin 600'e çıktı mı? Sen ne yaptın? Oturduğun yerde 1-200 para kazandın. Böyle para var mı? Bakın bir hata, yani devletin onlara göre hata olmayan ama bana göre hata olan bir politika size oturduğunuz yerde 1-2 milyon kazandırdı. Yani ağlayıp sızlamaya gerek yok. Bu süreçlerde de para kazanabileceğiniz metotlar, yöntemler vardı. Yani danışanlarınıza, şimdi yatırım danışmanı olduğu için Mert Bey, tam da bunları mı öneriyorsunuz bugünlerde? Ya bugün, ne yaptırıyorsunuz? Ben şunu yaptım. Ben bir kez şunu söylüyorum. Birincisi diyorum ağlayıp sızlayabiliriz. Ona da demiyorum. Çünkü gerçekten üzücü bir durum. Hani böyle olalım istemez kimse. Ağlayalım, tweetlerimizi atalım, siyasi olarak konuşalım. Onlar ayrı ama sadece bunları yapmayalım diyorum. Biraz da burada bir fırsat var. Üzücü de olsa böyle bir fırsat var. Bu fırsatı birileri kullanıyor ve çok güzel paralar kazanıyor. Ben 2 yıldır beni dinleyenler zaten çok şükür yaptılar ve çok kazandı. 2 yıldır sizi dinleyenler ne kazandı? Ne attı da ne kazandı? Yani arsa alanlar mesela diyelim 1'e 10 kazanan oldu. Ama ödediği para krediyle aldırdım. Ev alanlar oldu. Onu zaten söyleyeceğim. Ev alanlar 1'e 4 kazandı. Arsa alanlar 1'e 10 kazandı. Borsada 1'e 4 diyelim. Bunlar normal yuvarlak diyelim. Tabii kazanmayan az kazanan vardır ama banka parasıyla yaptırdım bir de bunları. Adamın 100 lirası %30-140 lira. Para oldu 10 lira. Düşünebiliyor musunuz? Yani 1 liranız 10 lira oluyor. Ödediğiniz para bankaya 1,5 oluyor. Oturduğunuz yerden 7-8 kat para kazandınız. Dolayısıyla bu bir mucize dönem. Bunu yapanlar için. Yani biraz risk taker olmak lazım. Riske girmek lazım maalesef. Mesela bir örnek vereyim.
Bundan 2 yıl önce 100 bin lira olan işte İstanbul dışında böyle bir yerde çok şey bir yerde Ankara'nın bir yerinde yani burada evler var 80-90 bin liraya çok böyle ama oturulacak süper yerler değil. Alın dedim ya paranız yoksa 20 bin lira peşinat verin 80 bin lira şu an ay oldu 500 bin lira. Adamın kredisini kapattı şu anda 90 bin liraya Mert Bey'de oturdum yerde 300 bin lira kazandım. Bunu arabada da yapanlar oldu. Dolayısıyla şu an en kritik nokta alabildiğiniz kadar bankalar kredi alıp şey yapmak lazım. Mesela özellikle bir ara emlak konut yapıyordu. Şu an artık o da durdu ama yakalarsanız onda da fırsatlar var. Mesela şey fırsatı. Sıfır çok az peşinatla eve girenler oldu. Mesela 50 bin liraya adam peşinatla eve girdi. 4-5 tane eve girdi. 50 bin liralık evi yarın 500 liraya devretti. Çok ciddi paralar kazandı. Ya burada siz mümkün olduğu kadar TL ile borçlanıp düşük faizle borçlandığınızda mal değerleri enflasyon kadar arttığında bile çok kazanıyorsunuz. Bir de enflasyon gerçek değil. Enflasyondan daha fazla artıyor. Matematiği anlatabildim mi? Yani 100 liralık yapanınız 200-250 oluyor. Siz ödüyorsunuz bankaya 125 lira. Aradaki fark sizin inanılmaz bir karınız oluyor. Dolayısıyla bu dönemde paranızı değil parayı boşta tutmak. Bakın tekrar söylüyorum. Benim şu anda yani tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani 20-30 bin lira dışında param olursa uykum kaçar bu devirde ya. Paramın çünkü resmen yani yatağımın köşesinde veya bankada bir param olduğunu göreyim. O parayı bir canlının, enflasyon denen bir böceğin, haşeratın tırmakladığını, yediğini görüyorum çünkü rüyamda kabus olarak. Çünkü yiyor. Paranızı kemiriyor. Dolarınız var diyelim. En büyük hata mesela insanlar doları koymuşlar. Bekliyorlar 30 lira olacak diye. Deminki grafikte gösterdim. Dolar 30 lira da olur, 40 lira da olur. Bir gün 100 lira da olacak. Bakın olacak. Ama bütün ekonomistler ya da hepsi de bilmiyor. Çoğu bunu anlatmıyorlar insanlara. Sürekli dolar. Bunu biraz da bir siyasi sayıkla yapıyorlar. Yani bunu dersek dolara daha çok insan saldırır. Dolar daha çok artarsa da hükümet daha çok sallanır. Ya tamam siyasi olarak doğru olabilir ama ya bunun ekonomide pratiği yok. Sen insanlara dolar tutturarak parasını erittiriyorsun insanların. İşte zamanında bu şeye mi benziyor şu an? Emlak balonu patlayacak, konutta balon patlayacak deyip ev aldırmadılar tabii, insanlara. Tabii, aynen. Tam da durum bu. Aynen. Şimdi diyor ki işte. Hep yanılıyorlar herkes. Hep yanılıyorlar. Paranızı dolar veya euroda tutmayın. Alabiliyorsanız bankalardan para alın. Mala dönün. Tabii. Mal alın. Artık ne olursa onun kararını siz vereceksiniz diyor. İşiniz varsa işinizle ilgili alın. İşiniz yoksa işte bilmeyen insan için ne olabilir? Bakın altın da bir maldır mesela. Altın da fiziki bir şey. O da bir mal. Tabii. Altın da fiziki altından bahsediyorum. Fiziki altın alabilirsiniz. Fiziki altın alamıyorsanız ya da alıyorsanız hisse senedi gerçekten Türkiye'de çok büyük şirketlerin hisse senetleri var. Borsayı soracaktım. Evet. Çok büyük şirketler var mesela. Türkiye başka bir ülke. Türkiye'de bir sürü başka sayık var. İnsanlar parayı korkuyor. Bankadan korkuyor. Ya da faiz haram diye girmek istemiyor. Bakın bunlar Amerika'da yok. Bunun üzerine çoğu insan kredi kullanmıyor, nakit alıyor. Parayı mayalıyor, sonra onu konuşacağız. Tüm bunlardan dolayı Türkiye'de bir de inanılmaz bir genç nüfus var. İnanılmaz yani seçmen verilerine göre İstanbul'un yarısı 18 yaş altı. Tüm bunlardan dolayı talep devam ediyor. Talep devam edeceği için Türkiye'de konut fiyatları düşme ihtimali yok. Ha TL bazı aynı kalır. Arada çok hafif artar ama dolar bazı, dolar çok arttığı dönemlerde anlık düşüşler oluyor ama sonra tekrar o dizilerine çıkıyor. Dolayısıyla sen eğer böyle bir, bakın öyle bir ülke ki burası, tekrar söylüyorum. Bunlar Amerika'da olsa, Amerika'da 2009'da ne oldu? Bir mortgage krizi oldu. Bankalar mortgage vermiyorum dedi. İnsanlar sokaklarda yattılar ya. Evet. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tabii, Türkiye'de bir şey niye olmuyor? Biz daha kötüyüz. Bakın daha Amerika'dan daha mı güçlüyüz? Daha güçlü değiliz. Daha, ekonomimiz daha kötü değil mi? Vallahi daha kötü. Hiçbir şeyimiz daha iyi değil. Niye bizde böyle bir şey olmuyor? Çünkü hani hep deniyor ya mesela şöyle. Ya işte kimse aç değil. Bak restoranlar dolu. Bak kafeler dolu. Siz galiba paylaştınız. Yunanistan'a akın akın bir gidiş olmuş galiba 19 Mayıs'ta. Yani oraya yakılan benzin, orada harcanan parayı düşündüğümüzde. Anlatmak istediğiniz bu mu? Her ülke o yaşanan sorunu farklı karşılıyor. Farklı sayıklar mı devreye giriyor? Her ülkenin şeyi, demografisi farklı, yaşam koşulları farklı. O konuya girerim ama şuradan atmaya çalıştığım şey şu. Bu Amerika'da olsa Amerika sarsılırdı. Konut fiyatları %20 yani 80 düşerdi bakın. Oldu çünkü. Bizde niye olmadı? Olmuyor? Bizde niye olmuyor? Demin size anlattığımdan dolayı bir, inanılmaz genç nüfus var, talep var. Bir. İkincisi bizde Amerika gibi mortgage'la alınmıyor. %25 hala mortgage. Bizde %75. Hep söylüyorum, amcasının bileziğini çıkarıyor, annesinin alyansını çıkarıyor, arkadaşından borç alıyor, köşedeki arsasını, tarlasını tutuyor, mayalamış parası var, bununla alıyor. Dolayısıyla bizde buna rağmen düşmüyor. Peki bu ne demek? Eğer bakın bu çok önemli, ben bunu geçen uyardım. Bakın bu kadar kötü olaya rağmen konut fiyatları hala çökmediyse, ki ben çökmeyecek diyordum zaten. Yarın öbür gün bir küçük iyi haber gelirse, gelir mi bilmiyorum. Konut kredi faizleri düştü dediler. Ya da seçimden istikrar çıktı dediler. Ya da işte ne bileyim, bilmem nerede petrol bulduk dediler. Bir güzel haber geldi diyelim.
3 ayda da olsa bir güzel habere ihtiyacımız var. Bir 3 ay en azından güzel gider ülkemiz inşallah. O 3 ayda bir anda tekrar konut atak yapabilir. Dolayısıyla Türkiye başka bir ülke. Türkiye, bakın sadece Türkiye değil, İran da böyle. Tamam mı? Ben inceliyorum şimdi. Böyle ülkelerde insanlar güvenemiyorlar parada kalmaya. Şimdi enflasyon, Amerika'da öyle bir derdi yok ki adamın. Para biriktirme derdi de yok. Avrupa'da da yok ama Türkiye'de adamın herkesin köşede bir parası olması lazım. Aç kalırım, işsiz kalırım derdi var. Herkesin bankalara... Yani kefen parası mantığı ülkesi var. Burası. Mantığımız var. Biz üretmişiz bunu yani değil mi? Amerika'da yok böyle bir şey. Tabii. Şimdi dolayısıyla bir de herkesin şey derdi de var tabii. Bankalara güvenemiyorlar. Enflasyon var yani. Enflasyonun olduğu yerde sizin para tutmanız imkanı yok. Tutamazsınız. Paranız eriyecek. Dolayısıyla herkes, ben de öyle ya. Ben şu anda çılgın mıyım? Niye gidiyorum eve alıyorum? Üç arkadaş. Bir de üç kişi danaya girer gibi eve giriyoruz. Daha önce de girmiştik işte söyledim. Pendik'te girmiştik. Kredi kartından para çekerek 600-400 bin liraya ev aldık. İki arkadaş. O zaman şu anki önerilerinizden biri, tek başınıza alamıyorsanız iki kişi ya da birkaç kişi kesinlikle. Bir gayrimenkule girebilirsiniz. Kesinlikle. Güvendiğiniz, güvendiğiniz bir arkadaşınıza. Bu kadar büyük dedin yani bakın ben. Aile fertleri de olabilir. Tabii arkadaş, ben Pendik'te o zaman söyledim. Kredi kartından çektim. Bundan 6 ay önce, 1 yıl önce 400 bin liraya bir ev vardı. Bodrum kat bir şeydi. İki arkadaş 200-200 aldık ve o da acayip para kazandırdı. Şimdi bakın enflasyonda durursanız mahvolursunuz. Sizi yer bitirir enflasyon. Ama mal aldığınızda en azından malınız değerlendiği için en azından kendinizi koruyorsunuz. Bunlar sizi zengin etmeyecek. Kendi paranızı alırsanız. Ama bir de bankanın parasını kullanarak yaptığınızda diyorum ya size olmayan parayla oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz. Ya ben birini tanıyorum. Bu biraz büyük rakam olduğu için şimdi yine tepki gelebilir ama anlaşılsın diye biraz da şey olsun diye. Bir tane bilinen biri var dostum. Ondan sonra çok da büyük parası yoktu o an. Elinde 2-3 milyon parası vardı. Geçen sene 1,5 yıl önce falan o konut fiyatları çökecek, dolar uçacak denen dönem dedim ki sen dinleme bu şeyleri dedim. Şu piyasada görüyorum dedim. Büyük bir talep geliyor dedim. Bankalarda bu kadar ucuz kredi veriyor. Bir daha bu bulunmaz dedim. Git dedim krediyle dedim. Villa al dedim. 20 milyona villa aldı bakın. 20 milyonu aldı. Bankanın faizde 22,5 milyon oldu parası. Borcu. Evi 80 küsur milyona sattı. 60 milyon olmayan parayla para kazandı. Hayatım önce böyle para görmemiş bir insan arkadaşlar. Dolayısıyla bazen bunları özellikle anlatıyorum. Burada bir matematik var. Bazen hani bazı yanlışlardan bir şey sağlayabiliriz. Bunu da arsada da yapabilirsiniz. Tarlada da yapabilirsiniz. Hangi konuyu biliyorsanız ama tek yapmamanız gereken şu anda şeyi basılı paralarda durmak. Ha şunu diyenler var. Ya Mert Bey öyle diyorsun ama dolar seçimden sonra 30-35 olabilir. Bakın olabilir. Olacaktır da olması da lazım bu arada. Söylüyorum her yerde. Çok ucuz kaldı dolar. Şu an en ucuz şey nedir desen soğan mı sarımsak mı dolar mı? Dolar derim ya. Bu kadar ucuz kalamaz dolar. Bu kadar dolar ucuz kalırsa ekonomi zorlanır. İhracatçı konuşuyoruz. Sen de biliyorsun. İhracatçılar artık zorlanıyor. İsyan ediyor. Ha? Dolayısıyla bir şekilde artacak. Ama arttığında dolar 30 lira olduğunda tekrar söylüyorum. Senin o 2 milyon dediğine benim o 4,5 milyon dediğim ev 10 milyon olacak. Dolayısıyla malın varsa her zaman malın. Biz bunu nereden biliyoruz? Tekrar söylüyorum. Bunlar geçmiş tecrübeler. Demin gösterdim bakın 1982-2002 arasında o 20 yılda rahmetli babacığım Bakırköy'de bir daire sattı. 800 bin liraya. 800 milyondu o zaman milyondu. Sıfırda atıldı. Bugünün parası 800 lira. Bakın çok ilginç bir hikaye. Ders dediğinde bir şey yaşadım ben. Bunlar hep yaşayarak geldi başımıza. Bundan babam vefat ettikten bir iki yıl sonra aradılar bizi. Ya da bir iki ay sonra değil hatırlamıyorum. Annem işte aramışlar falan. Sizin bankada bir paranız var alın. 800 lira bir para. Anne dedim bu ne parası? Biz çok bankaya para koymadık ki. Ya dedi o dedi 1994 yılında dedi, babam Bakırköy'e bir daire satmış dedi 800 milyona dedi bak. Biz dedi onun faizini yıllarca aldık dedi. Faizi aldık dedi. Ana para kaldı sadece dedi. O ana para 800 milyon sıfır atılmış 800 liraya düşmüş. Bakın o 800 lira yani 800 milyon para aslında 800 lira ve bir ev parası. Bir ev parası. O zaman kaç dolara satmışız? İşte 20 bin 30 bin dolara satmışız. Şu an ev 150 bin dolar. Yani hangi açıdan bakarsan eğer sen onu alıp TL olarak faize de koysan dolar olarak da koysan malın artış hızına yetişemiyorsun. Enflasyon öyle bir şey ki Ferda Hanım bir koşu bandı gibidir. Aklına koşu bandı gelsin insanların. Siz korkunç koşuyorsunuz diyorsunuz ki Mert Bey ben acayip koşuyorum. Deli gibi para biriktiriyorum. Var öyle arkadaşlarım. Onlara biraz böyle espriyle karışık pimpirikuslar diyorum böyle. Çok pimpirikus arkadaşlarım var. Genelde çok eğitimli oluyor bunlar. Zaten genelde şunu görüyorum. Alaylı olan yani. Ya onlar elden o para çıkınca uyku tutmuyor onları. Uyku tutmuyor sürekli ya. Bugün bir arkadaşım var. Yine bir yere yolladım. Git bak şuraya dedim. Gitmiş bakmış. Öyle bir analizler yapmış. Yani FED tutanaklarını okumuş. Ondan sonra Amerika'daki temerrütü düşünmüş. Şunu düşünmüş. Almadan geri dönmüş. Ama yıllardan beri böyle yaşı 44 hala bir tane dikili ağacı yok. Hala biriktiriyor. Şimdi biriktirmeye devam ediyor ve ter içinde kalıyor. Yani çok çalışıyor ve kuruş kuruş biriktiriyor. Benim en üzüldüğüm insan onlar. Yani bakın enflasyon öyle bela bir şeydir ki tekrar söylüyorum. Siz bu kadar pimpirikus yaşarsanız parayı çok biriktirseniz de bu enflasyonun hızı o kadar yüksektir ki koşu bandına çok koşan ama sürekli geriye düşen bir adam gibisiniz. Yani çok merdiven çıktım diyorsunuz bir bakıyorsunuz 3. kattan 2. kata düşmüşsünüz.
Nasıl oluyor Mert bu kadar biriktirdin? Bu arkadaşım öyle. Yıllardan beri biriktiriyorum diyor. Lanet olsun böyle ülkeyi diyor. Hala diyor 44 yaşında bir ev alamadım. Diyorum ki ya aynı yaştayız, aynı hayatta başladık seninle. Sen 22 yaşında şu benim ilk aldığım Bodrum bilmem neyi alsaydın kattaki yere. Ondan önce şu, onu satıp şunu alsaydın, bunu alsaydın. Bugün oturun evi alırdın. E doğru diyorsun diyor. Yani mal alırsanız mal mayalanıyor bakın arkadaşlar. Doğru. Öğrendik bunu evet, sayenizde. Evet. Bu Türkiye'de yani böyle. Yani o yüzden hepimiz şu kalan 2 yılda şey demedik mi? Ya bak Mert Bey söylemişti 1+1 ev alın, 1+0 ev alın diye. Hepimiz bunu arkadaş meclislerinde biz niye bunu yapmadık diye birbirimize söylüyoruz. Bir önemli sorun var. Pek çok insanın bireysel emeklilikte parası var. İşte siz bunlarla ilgili de zamanda programlarımızda çok güzel önerilerde bulundunuz. Fonları şöyle yapın, böyle yapın, paranızı katlayın. Dikkat etsinler fonlara. Şu dönem peki bireysel emeklilikteki parayı ya da altını bozdurup mala koşma dönemi mi aynı şekilde? Şimdi şöyle, bu çok yine zor bir soru soruyorsunuz. Bunlar zor sorular. Niye zor sorular? Cevapların hepsini biliyorum da bazı cevapları veremiyorum, tamam mı? Yanlış yönlendirme yapmak. Yanlış yönlendirme değil. Ben doğru olduğunu biliyorum ama çok doğruyu söylemek de bazen çok doğruyu söylediğim için geçen mesela bir arkadaşımla konuşuyorduk. Bir kanal var mesela, oraya çıkamıyorum artık. Dedi ki çok fazla şeyler söyledi, o yüzden sıkıntı oluyor dedi. Bu kanal için sorun değil ama hani genel anlamda televizyon kanallarında sıkıntı oluyor. Dolayısıyla dikkatli konuşmam lazım. Şöyle söyleyeyim bakın. Bireysel emeklilik müthiş bir yatırım. Evet. Özellikle işi bilmeyen, yatırım yapamayanlar için çok iyi yatırım. Orada fonlarınızı iyi yönetebiliyorsanız orada devam. Ama orada yatırım yap, fonları yönetemiyorsanız bir kez iyi bir danışmanınız olması lazım. İyi bir danışmanınız yoksa bankayı arayacaksınız ya da şirketi bana danışman atan diyeceksiniz. Tamam. Arada fonlarınızı doğru değiştireceksiniz. Mesela şu an borsa çok ucuz. Yani çok ucuz derken düşmüş 4500. Ya şu an borsaya ağırlığını vereceksin. 5700'ken de çıkacaktın. Bunları beceremiyorsan yılda 12 kez değiştirmen lazım. Bunları arada değiştirmen lazım. Altın hala ucuz, altında kalması lazım. Bunları arada değiştirmeniz lazım. Bunları değiştiremiyorsanız sıkıntı. Ama her halükarda bireysel emeklilik süper bir sistem. Ama ben şunu yaptırıyor muyum? İşte bu kısım biraz böyle hani söylediğim. Şunu yaptırıyor muyum? Tercihe kalmış. Tercihe kalmış. Şunu yaptırıyorum ben işi bildiğim için. Bireysel emekliye giriyorum ve girdiriyorum arkadaşlarım. O para belli büyüklüğe çıkana kadar bekletiyorum. 500 bin oluyor, 600 bin oluyor, tamam. 700 bin oluyor. Para şimdi fena değil diyorum. Çek bunu. 10 yılda bitmiş oluyor genelde. Çek bunu diyorum. Hemen sana bir tane 1+1, 1+0 alalım diyorum. Ya da bir toprak alalım diyorum. Sonra diyorum hiç vakit kaybeden tekrar aynı bireysel emekliye devam ettir diyorum. Sıfırdan yeniden açtırıyorum. Hem o birikmeye devam ediyor hem de riskimi hedge etmiş oluyorum. Yani hem burada gayrimenkulüm olmuş oluyor hem bireysel emeklilikte borsa altının fonum oluyor. Yani 56 yaşına kadar bekleyeceksiniz diye bir şey yok. Yeter ki anladım. O para biriksin. Herkese çıksın demiyorum ama ben mesela anneme onu yaptırdım mesela. Hep onu söylüyorum. Anneme o kadar küçük paralarla yaptırdım. Bir tane daire sahibi yaptım. Çık dedim anne şimdi daireye peşinat yapıyoruz. Daireyi alıyoruz dedim. Sonra yine devam ettirdim ama şimdi yine ödetiyorum. Dolayısıyla bireysel emeklilik mutlaka herkesin hayatında olması gereken. Çünkü özellikle biriktiremeyen insanların zorla parasının alındığı ve biriktiği bir sistem. Çok da güzel %30 da veriyor. Fonlar da çok iyi ama fonları yönetmiyoruz. Mesela hisse senedi fonları son 20 yılda 10 yılda %2500 kazandırmış. 20 yılda %2500, 10 yılda %1000 diyelim. Bakıyorsun adamın hisse senedi fonu yok. Hazine bonosu fonu. Ya hazine bonosu %25 veriyor. Ya biz bu kadar konuşuyoruz. Devlet bu kadar az faiz verirken sen niçin hazine bonosu fonundasın? Bilmiyordum ki dersen. Ben şunu dedim biliyor musun geçen gün Ferda? Çok komik biz arkadaş olduğum için Ferda diyorum kusura bakma. Lütfen tabii. Ya geçen gün onu çok kızdı bana herkes ama ben siyasetten çok sinir olduğum için çok da bana saçma geliyor böyle. İnsanların bu kadar futbol takımı tutar gibi böyle birbirini kıracak kadar ama böyle. Yani artık böyle birbirinin mahallesinde böyle birbirini kırıyor. Tabii bu kadar dedim, radikalliğe gerek yok yani. Ya bak ben ne dedim biliyor musun? Ya dedim bu ülke dedim insanlar dedim siyasete verdikleri önemi, siyasete taktıkları şeyi, emeği, yordukları beyinlerini şeye verseler, neydi onun ismi, bireysel emeklilik fonlarını yönetmeye verseler de şu an Türkiye'de fakir kalmazdı. Her gün oturmuşuz, günde 100 tane siyaset tweet atıyoruz. Ya şu fonlar bu ayına getirmiş. Bilmiyor adam ya. Amerika'da bir fon var, AFT fonu var, yay var. Nasdaq tipte bu fondan alıyor musun? Nasdaq nedir diyor. Peki diyorum işte bilmem kimin eşinin soyadını biliyor musun? Aa tabii bilmez miyim diyor. Ya da ne bileyim Kim Kardashian'ın. Ya da şöyle yani siyasette olan bir tane anlık saliselik gelişmeleri kaçırmıyor. Aman böyle ya daha da abartayım hani anlaşılsın diye. Ekrana kilitlendik. Ya daha da abartayım mesela. Ya Kim Kardashian'ın vücut ölçülerini biliyor. Hani anlaşılsın diye söylüyorum çok affedersiniz ama. Ya da Şeyma Subaşı Hanımefendi nerede hangi partide biliyor. Bunları da bilebilirsiniz arkadaşlar. Ama daha önemli hayati ya. Ülkede kimse bunu önemsemiyor ya. Şu fonları kimse önemsemiyor. Ben artık çıldırıyorum yani. Çünkü o fonlar öyle kötü yerde eriyor ki. %25 yapan fon var. %400 yapan fon var. Aynı yılda ya. Hı hı. Şimdi hangisi? Ya ben mi hatalıyım? Yoksa yani sen mi hatalısın kardeşim bir bak. Dolayısıyla gerçekten çıldırıyorum yani. Çünkü o para senin kaynağın ya ömür boyu biriktirdiğin paracıklar. Ve bugün bu Amerika'da bunları konuşmamıza gerek yok. Enflasyon yok %10-11 ama Türkiye gibi böyle haşin ve sert bir enflasyonun olduğu yerde bu hata seni bitirir ya. Ya 5 yıl sonra param pul olur nitekim oldu. Bir sürü insan ev alanlar kurtardı ama o ev almayıp dolarda bekleyenlerin parası pul oldu ya. Son soru bugün hiç tasarruf üzerine konuşmadık. Evet.
Yani aynı zamanda yatırım danışmanı olduğu gibi tasarruf Evet. danışmanı da. Esasım tasarruf zaten. Evet. Bu süreçle ilgili, tasarrufla ilgili önerileriniz olur mu? Mesela ben şimdi geçen şeyi yazdım. O da çok tepki çekti. Senin o dediğin yerden Ha, geleceğim. evet, Mesela, yani Yunanistan'a evet, şimdi mesela, tatile gidiliyor. evet, mesela ben bu bayramda 3 gün Yunanistan'a da gidebilirdim. Başka yere de gidebilirdim. Gitmedim. Evimde oturdum. Şimdi ben şuna karşıyım. Yani lütfen yanlış anlamasın kimse ama hani tabii dünyayı görmek lazım. İlber Hoca'nın dediği gibi gerçekten her sene bir yere gitme imkanı olan gitsin ama bizde öyle bir sorun var ki her zaman aynı şeyi söylüyorum. Yani parası olan da gidiyor, Olmayan parayı olmayan da mı gidiyor. harcıyoruz? Olmayan parayı harcıyoruz arkadaşlar ve olmayan parayı harcayarak onun 2 tane nedeni var. Sosyolojik olarak bir de o kadar mutsuzuz ki mutsuz olduğumuz için çünkü yaşadığımız hayattan mutsuzuz, siyasetten mutsuzuz, yaşadığımız hayattan gelecek göremiyoruz, ümidimiz yok. Tırnak içinde. Ümidimiz iyice köreltiliyor çünkü o haberleri okudukça kötü haberleri tamam mı? Hiçbir şey olmaz bu paralarla deyip harcıyoruz. Ya bu parayla bir şey olmaz ya. Mert Bari Bey harcayın. bari harcayayım diyor tamam mı? Ama aslında olabiliyor damlaya damlaya göre. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir de şu var maalesef oryantalizm diye bir şey bela sarmışlar bizim başımıza. Tamam bunu İngilizler çıkarmış. Daima şark dediğin şey yani doğu kötüdür. İşte Anadolu kötüdür. Avrupa medenidir. Her şey orada mükemmelin ötesidir. Mutlaka orası, mutlaka orası. Ya şimdi gidelim görelim de. Ya sen daha Ayasofya'ya gitmemişsin. Ne bileyim Sultanahmet'i görmemişsin. Mardin'i görmemişsin, Mardin'i görmemişsin. Kapadokya'yı Göbekli Tepe'yi görmemişsin. görmemişsin. Kapadokya'yı görmemişsin. Türkiye'de ne kiliseler var görmemişsin. Yani sadece İslam mabedi değil, kiliseleri de Aman görmemişsin. 19 Mayıs'ta da yurt dışına gittim, Avrupa'ya çıktım demek için mi Yunanistan'a bu Bakın adım? gerçek söylüyorum yani bu kızanlar olabilir. %10'u gerçekten orayı bildiğinden, sevdiğinden gidiyordur ama %90'ı Türkiye'de selfie çekmek için gidiyor kardeşim. Selfie çekmek için gidenler var. Bizzat tanıyorum. Ve onların da bir kısmı yemin ederim borçla sağdan soldan aldığı borçlarla gidiyor. Ya öyle bir trafik olmuş ki ben bunu şey diye anlatmadım. Geçen gün paylaşınca da millet hani ekonomi çok iyi mi diyorsun Mert Bey? Hayır onu demiyorum arkadaşlar. Ekonomi çok iyi değil. Ekonomi kötü ama siyasetten en alta kadar biz bu kafada olduğumuz için bu böyle. Yani bunu herkes böyle. Siyasetçilerde de var. Bizde de var yani. Bakıyorsun şimdi siyasetçiler de geleyim çıkayım 2 dakika. Yani o altılı masadan tut öbür tarafa bakalım, iktidara bakalım. Bir bakıyorum her yerde lüks Mercedesler böyle bakıyorum. Ya çıldırıyorum yani ben bu kadar lüks hayal. Neyse. Şimdi çünkü ben öyle yaşamıyorum. Halkın da yaşamasını istemiyorum. Şeyin de yaşamasını istiyorum. Bir maharet de değil bunu yaşamak. Ama şimdi biz öyle kuyruklar 9 saat kuyruk olmuş ya. Dede Ağaç'a gitmek için arkadaşım 9 saat kuyruk çekmiş. Ne? Orada kalamar yiyecekler, dönecekler. Tamam diyor ki bana daha ucuz ama diyor. Ya ulan dedim daha ucuz olsa çok yaktığı affedersin. Benzin. Yaktığım benzin, onun stresi bilmem ne. Ama işte desinler kültürü var. Gerçek söylüyorum desinler desinler. Lütfen ve lütfen şu belli süre tasarrufa dikkat etmemiz Dede lazım. Ağaç'a gidilirken harcanan o parayla Mert Başaran ne yapar? Ya ben o paraları valla şu anda işte bir Türk hisseleri ucuzsa Türk hisselerinden alıyorum. O yurt dışındaki fonlar alıyorum. Çok güzel fonlar var. Güzel arsa bulursam, toprak alırsam, toprak en çok kazandırıyor. En esas işim de o. Güzel toprak alıyorum. Yani fırsat olan yatırım yaptım mı her zaman para kazanırsın. Bakın bunları da yapmayalım demeyelim. Yanlış da anlaşılmasın. Yani sizin rahat finansal özgürlüğünüz varsa tabii ki yapın. Ama böyle bir dönemde ya bakın tekrar söylüyorum ya. Ülke kötü mü kötü, ekonomi kötü mü kötü, dolar açığımız var diyoruz, cari açığımız kötü diyoruz. Ya halk koştur koştur oraya gidiyor. Ya 50 bin kişi gitse, bakın 50 bin kişi yurt dışına gitse, her biri 3 bin euro harcasa, 150 milyon dolar para ya 150 milyon euro para. Bu ülke gerek var mı ya? Sırf hani kendini düşünmüyorsun. Bakın kendini düşünmüyorsan bile ülkeyi düşünüp yok bu paraya gerek yok demen lazım. Ben annemle de bunun kavgasını yapıyorum. Annemle gideceğim mesela bir yere diyor. Anne diyorum ya bu ekonomik kriz var. Kendin diyorsun bu kadar hayat pahalı ne gerek var diyorum. İşte dünyaya da bir kez geldik. Tamam dünyaya da bir kez geldik ama o dengeyi ülke olarak İyi koruyamıyoruz. Ayarlamakta. Biz ülke olarak koruyamıyoruz arkadaşlar. Hangi konuda ayarlayabiliyoruz ki İfrat dengeyi? İfrat ve tefrit babamın lafı yine. Aynen. İfrat ve tefritteyiz sürekli yani. Doğru. Ortasını bir türlü bulamıyoruz. Pek çok konuda olduğu gibi. Eksik bıraktığımız bir şey var mı? Bence yok. Var mı aklınıza gelen? Siz o notlardan bakın. Gayet güzeldi. Çok da açıklayıcıydı. Ha belki şunu sorabilirim. Biraz olumsuz da yeni döneme dair bir olumsuz tablo çizdik ya. Yani şimdi o ekonomist penceresinden bakıyor. Bunlar baktı zamanında oldu. Ha. Şimdi de olma ihtimali var. İhtimal diye söyledi. Aynen. Ama dünyada da hani bir büyük tufan, ekonomik tufan, mesela 2024'ün dünyada adının, temasının ekonomik anlamda işsizlik olacağı söyleniyor. Dünyada da bu olacak, yaşanacak ve bu da bizi vurabilir gibi bir şey. Ya şimdi, çok önden bir okuma mı olur? Şöyle ben öyle dünyadaki kaosu, dünyadaki şeyden çok şöyle zaten dünyada bir işsizlik zaten olacak. Çünkü teknoloji o kadar ilerliyor ki, yapay zeka ve teknoloji o kadar ilerliyor ki artık öyle bir dünyaya geliyoruz ki parası olan, bakın parası olan ve gerçekten çok çok büyük eğitimi olan, çok iyi eğitimi olanlar ayakta kalacak. Orta sınıf gitgide daha da yok olacak. Bu gidişat böyle dünyada zaten biliyorsunuz işte vatandaşlık maaşı verilmeye başlanma planları var. Zaten bir sürü ülkede bu oluyor. Bir sürü ülkede şimdi gidin Avrupa'da adam çalışmıyor bir şeyler alarak geçinmeye başlıyor. Tabii tabii. Bu zaten dünyada da oluyor. Bunu engelleyemeyiz. Çünkü
Türkiye'de olan şey çok daha büyük ama dünyada da aynı sıkıntı var. Yani Amerika'da bile biz şimdi Amerika'yı mükemmel diye görüyoruz ama biz Amerika'da kimi mükemmel görüyoruz? Burada Sabancı Koç'u bitirmiş genius çocukların oraya gidip süper hayat yaşadığını gördüğümüz için mükemmel görüyoruz. Siz Amerika'nın gerçeğine gittiniz. Amerika'da tabii bir sürü siyahi açlık sınırında bir sürü orta sınıf felaket hayatta yaşıyorlar. Yani orada insanlar neler yapıyorlar ayakta kalmak. Çok yoğun bir homeless nüfusu var. Dolayısıyla Amerika'da. Bunu şunun için demiyorum. Yani Amerika bizi kıskanıyor. Biz Amerika'dan daha iyiyiz. Ama lütfen öyle altına ben okumadan yorum yapmayın. Ya bu ne söylediğimiz her şeyin açıklamasını yapmak zorunda kalıyoruz. Vallahi korkuyorum çünkü anlamıyor. Bizim bile zor yani, anlıyor. Vallahi direkt dalga geçiyorlar sonra yani. Tamam. Ben detaylı açıklayayım da kızmasınlar. Ama şurada bir gerçek de var. Amerika'da bile bunu kendileri söylüyor. Warren Buffett söylüyor. Kendisi söylemiş ya. Bu kriz kime yaradı demiş. Bizim gibi zenginlere yaradı demiş. Biz paramızı acayip büyüttük demiş. Pandemide bunların servetleri arttı. Yani dünyada öyle bir kötü bir sistem var ki kapitalist sistem. Gitgide Amerika'da da zengin olanların serveti inanılmaz büyüyor. Pastadan aldıkları pay. Alttakilerin payı gitgide daralıyor. Yani Amerika'daki o yaklaşık 100 zenginin parası... Dünyadaki 3 milyar insanın bakın 3 milyar insanın parasından daha fazla olmaya başladı. Dolayısıyla maalesef gitgide fakirlik ve zorluklar daha çok artacak. Nüfuslar da yoğunlaşıyor. İşte bununla ilgili biliyorsunuz işte pandemi konuşuluyor. Yani insanların nüfusunu azaltmaya çalışıyorlar. Yani dolayısıyla sonuç şu ki bizim tedbir almamız lazım. Önümüzdeki 10 yıl vallahi daha kötü olacak. Ne olursa olsun öyle gözüküyor. İçinizi karartmak istemezdim ama hayatın gerçeği. Gerçekler.